Dış siyasete bakıyoruz şimdi. Rusya Ukrayna'ya dün başlattığı ağır hava saldırısına gece boyunca devam etti. Ukrayna onlarca İHA ve füzenin hedefi oldu. Kiev yönetimi ise çoğunu düşürdük dedi ancak sivil can kaybı var. Ukrayna Kursk'un ardından Belgorod'dan da Rus topraklarına girmek için saldırı başlattı. Sınır hattında çatışmalar yoğunlaşırken Rusya onlarca füze ve İHA ile sert karşılık verdi. Rusya Ukrayna'ya gece boyunca 10 füze ve 81 insansız hava aracıyla saldırdı. Ukrayna 5 füzeyi ve 60 İHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Ölü ve yaralılar var. Vurulan yerlerden biri Kryvyi Rih kentindeki bir otel oldu. Kurtarma ekipleri gece boyu enkaza dönen binada yaşam belirtisi aradı. 5 kişi enkazdan kurtarıldı ancak 2 kişi öldü. Zaporijya kentinde de 2 kişi Rus İHA'sının saldırısında yaşamını yitirdi. 4 kişi de yaralandı. Rusya pazar günü de Ukrayna'ya 200'den fazla füze ve İHA ile saldırı düzenlemişti. Bu savaşın başından bu yana Rusya'nın en şiddetli hava saldırılarından biri olarak kayda geçti. Hafta sonu saldırılarında da 7 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazlası yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıların ardından uzun menzilli füzeleri Rusya'ya karşı kullanmaya izin vermeleri için müttefiklerine yaptığı çağrıyı yineledi.